Evet, bu mutlu aile fotoğrafı geçmişte kaldı. Çift boşanma kararı aldı. Kurtlar Vadisi dizisinin efendim başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile 7 yıllık eşi Nagihan Şaşmaz boşanıyorlar. Daha önce de boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Taraflar yalanlamışlardı ama bu kez Necati Şaşmaz'ın avukatı Altın Mimir'den bir açıklama geldi. Açıklamayı da hemen aktaralım. Müvekkilim Necati Şaşmaz, iki evladının annesi Nagihan Şaşmaz ile evliliğini tüm çabalarına rağmen kurtaramamış ve bugün itibariyle ayrılık kararını hayata geçirerek Nagihan Şaşmaz aleyhine boşanma davası açmıştır. Müvekkilimiz iş bu boşanma sürecinin anlaşmalı olarak yapılması için de gayret sarf etmişse ve fakat süreç çekişmeli boşanma haline dönmek durumunda kalmıştır. Taraflar iki çocuk sahibidirler. Ailenin mahremiyeti, tarafların kişilik hakları ve özellikle iki müşterek çocuğun psikolojilerinin korunması amacıyla tarafların bu sürecinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini kamuoyundan önemle rica ediyoruz diyor avukat Altın Mimir. Peki ne bak, olmuştu anlaşmalı, onu da? Anlaşmalı boşanmak istemiş ama çekişmeli bir sürece girmiş. Evet. Çekişmeli demek ki bir mal paylaşımında yapacağız. Henüz anlaşamamışlar. Evet. 6 yıl evli kaldılar. Aralık 2012'de evlendiler. Böyle sürpriz nikahlardan bir tanesiydi ünlüler dünyasında. Geçen yaz ilk kez boşanacaklarına ve ayrılacaklarına dair bir haber çıktığında Necati Şaşmaz bütün basın yayın kuruluşlarına sert bir dille yalanlamıştı. Yalanlamayı yaparken de şu açıklamayı yapmıştı. Asla bir ayrılık ve boşanma söz konusu değil. Çok mutluyuz. Yeni dizim öncesi bir karalama kampanyasıdır bu. İddialar asla gerçeği yansıtmıyor demişti. Biz onlar ilk evlendiklerinde de aradaki yaş farkına da dikkat çekmiştik. Çünkü Necati Şaşmaz 47 yaşında, Nagihan Şaşmaz da 26 yaşında. İki evlatları var. Ali Nadir 6 yaşında, Yusuf Emir de henüz ikisinde. Peki ilk boşanacaklarına, ayrılacaklarına dair dedikodu çıktığında neydi dedikodunun kaynağı, iddiası? Söylentiye göre Nagihan Şaşmaz ihanete uğradığını düşünüyor. Cep telefonu ve biraz sosyal medyayı karıştırdığında söylenen o ki bir şeyler onu rahatsız ediyor. Bunun üzerine çiftin arasında şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Nagihan Şaşmaz eşine karşı çok sinirleniyor. Evi ayırmak istiyor, görüşmek istemiyor. Necati Şaşmaz'ın ısrarla kendini affettirme çabaları da biraz sonuçsuz kalıyor. Bunun üzerine bir kavga çıktığı iddia edilmişti. Altın, canlı yayındayız. Necati Şaşmaz'ın avukatıyla görüşüyoruz şu an Altın Mimir'le. Bir sesi hoparlörlere versek, dışarıya versek, bir iki bir şey sorsak sana. Çünkü geçen sefer ihanet iddiaları vardı. Üçüncü şahıslar yüzünden mi bitiyor bu evlilik desek sana? Evet. Veriyorum bir dakika. Evet, dinliyoruz. Altın, şu an canlı yayındayız. Sevgilim Müge, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok böyle ansızın yakaladınız beni, hani kala kaldım. Bu konuyla ilgili yapmış olduğunuz açıklama dışında başka bir açıklama yok. Kesinlikle üçüncü şahıslar yok, hiç kimse açısından. Taraflar kurtarmak için müvekkilim gerçekten gayret sarf etti. Akabinde sürecin çocuklar açısından özellikle ve taraflar açısından travmatik sonuçlara sebebiyet vermemesi için anlaşmalı bir boşanma olabilir mi diye her iki taraf bir araya geldik. Vekilleri vasıtasıyla ve müvekkiller de bir arada oldular. Ancak bu sağlanamayınca zorunlu olarak çekişmeli bir boşanma süreci başladı. Yapmış olduğunuz açıklama dışında başka bir açıklama olmayacak. Çünkü takdir edersiniz ki iki tane şahane evlat var ve ailenin mahremiyeti çok kıymetli. O sebeple zannediyorum hiçbir taraf bir açıklama yapmayacak. Konu bu kadar. Sizden de çocukların ilaçta acısından bu konuda biraz hassasiyet göstermeniz. Biz gerekli hassasiyeti göstereceğiz ama Altın, şunu merak ediyoruz. Anlaşmalıdan çekişmeliye dönmüş. Yani şöyle abi, anlaşmalıdan çekişmeliye dönen bir şey yok. Sonuçta boşanma iradesi oluştuktan sonra bu anlaşmalı olabilir mi diye
Taraflar bir araya geldiler. Koşullarda, boşanmanın koşulları konusunda anlaşma sağlanabilir mi istendi. O konuyla alakalı bir ortak sonuç elde edemeyince zorunlu olarak çekişmeli dava açmak durumunda kaldık. Çekişmeli olunca çekişme şeyden mi kaynaklanıyor? Mal paylaşımdan dolayı mı kaynaklanıyor? O konuda da bizi aydınlatırsan. Peki, yani çekişme şu demek. Taraflar boşanmanın sonuçlarıyla alakalı istedikleri ne anlaşma yoluyla elde edemeyince mahkeme kanalıyla elde etmek için yapılmış olan bir yöntemdir. Mal paylaşımı değil, yani boşanmayla alakalı her şey çekişmenin içerisine girebilir. Çocukların velayetinden tutun, işte çocuklarla görüşmeye kadar nafakalar, işte tazminat miktarları, bir sürü şey çekişmenin içerisine girebilecek durumda. Ama dediğim gibi biz bu konuyla alakalı mümkün olduğunca, yani Necati Bey'in de kesin kararı o. Ben de yani böyle numaranı görünce açmak durumunda kaldım. Böyle canlı yayına bağlanacağım. Peki Altın, bir şey sorabilir miyiz? Geçen yaz boşanacaklarına dair bir iddia çıktığında da sonra kurtarmaya çalışıp kapattılar mı olayı? Şöyle, o kısmını ben bilmiyorum. Ben sürece çok yeni dahil oldum. Daha önce böyle bir çalışmaları, böyle bir boşanma ihtimalleri olduğuna dair herhangi bir bilgi bende yok. Yani geçmişte basına yansımış haberleri gördüm ben de. Ama böyle bir bilgi yok. O zannediyorum gerçeğe aykırı bir haber